Selamun aleyküm. Allah gecenizi hayırlı eylesin. Amin. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Amin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin. Amin. Rabbim cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i hakkı hak, batılı batıl bilenlerden eylesin. Amin. Hakkı hak bilip hak yolunda mücadele eden, gayret eden, batılı batıl bilip batıla karşı cihad eden kullarından eylesin. Rabbim cümlemizi Kur'an'a, sünnete, ehl-i beyt'e tabi olan kullarından eylesin. Amin. Rabbim cümlemizi Kur'an'ın ve sünnetin yaşanması ve yaşatılması için mücadele eden kullarından eylesin. Amin. Ecmain. Bugün, daha doğrusu birkaç gündür bir çalışma yapıyorduk. Bu çalışmanın neticesinde dedik ki kardeşlere, bir icazet töreni yapalım. O yüzden nakipliği verilmiş olan kardeşlerin nakiplik törenini yapmayı arzu ettik bugün. O yüzden inşallah Allah'tan bir şey gelmezse kardeşlerimizin nakiplik törenini yapacağız. Aynı zamanda icazetlerini vereceğiz. Rabbim inşallah cümlemizi Kur'an ve sünnet yolunda gitmeyi nasip eylesin inşallah. Rabbim cümlemize de, hepimize de Cenab-ı Hakk'ın kendisini dost ettiği kullarından eylesin inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fethan mubina liyaghfira leke Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayk وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah Allahu Ekber ve lillahil hamd Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah Allahu Ekber Allahu Ekber ve lillahil hamd Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allah
ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah. Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. Kıymetli kardeşler, kıymetli dostlar. Yolun başlangıcı, biz Hacı Oktay'la baş başa iki kişi zikrullah'a başladık Bayındır'da. Ne bilenimiz var, ne tanıyanımız var, ne soranımız var. Ne de inananımız var. Hiçbir şey yok. Ne de derviş var. Şeyh Efendi, Allah rahmet eylesin, oğlum sen Bayındır'ın zakirisin dedi. İlk ders alan, ilk inanan da bizim Hacı Oktay oldu. Ben söylediği lafı unutmam hiç. Dedi ki, sana hiç kimse inanmıyor. Ben inanıyorum abi dedi, sana dedi. İlk ders alan da o oldu. İlk zikrullahı yaptığımızda da ilk hali açılan da o oldu. O gündür, bugündür Hacı Oktay ne saptı, ne sallandı, ne acaba dedi, ne geri adım attı, ne de yalpaladı. Tabii bunun yanında Bayındır'dan Hacı Nuri de aynı. Onlar da ta yolun başından itibaren devam ettiler, geldiler. Mehmet Kuyucu da o sonradan ben Ödemiş'e göçünce Bayındır'da o ders aldı. Tabi ben Bursa'ya geldim. Bursa'ya gelince ilk derse başladığımız yer Dik Kaldırım. Dik Kaldırım'da Dik Kaldırım'ın ilk çavuşu sayılır. Hüseyin, o gündür bugündür o da aynı. Tam hemen ardından çok araları yok. Adnan o ders aldı. Adnan tabii normalde o ders almakla kalmadı. Hiç unutmuyorum onu da. Bir gün yaka paça babasını getirdi derse. Biz o zaman şeyde Dik Kaldırım'da gene rutubetten kurtulamadım benim. Orada rutubetli bir yer vardı. Tadilat, tamirat ettik. Ondan sonra şu karşıda oturan Mehmet abi elini kaldır, kameralarda çeksin seni, hatıra kalsın. Evet. Kalk bir ayağa. Kaldırın Mehmet abi ayağa. Hatıra kalsın. Tamam. Kaldır elini Mehmet abi. Allah razı olsun. Ayakları filan rahatsız, bayağı rahatsız. Ama dersleri takip eder. O geldi, geldiği gün baktı biz orada şeyin içindeyiz. Ne o? Rutubetin içerisinde. Onlar bir tane Reyhan'da dairesi vardı. Daireyi verdim sana dedi. Orayı dergah yap, orada ders yapmaya başlayın dedi. O gündür bugündür de Hacı Mehmet abiyle Allah razı olsun dostluğumuz devamlı pekişti. Tabii Hüseyinlerin orada da ders yaparken de Allah rahmet eylesin Mehmet Reşber'i de unutmamak lazım. Oradaki Mehmet Reşber'in de orada hissesi vardı. Mehmet Reşber ön ayak oldu. Dik Kaldırım'da ders yapın, oraya verin diye. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Rabbim çocuklarına da hayır versin her daim. Amin. Hep duacıyız. Hacı Mehmet'e de, her iki Hacı Mehmet'e. Allah onlardan razı olsun. Tabii aynı aralıklarla ondan sonra Cafer ders aldı. O da teleferikte. Ondan sonra biz böyle Bursa'da harara gürere yola devam ettik. Tabiri caizse Bayındır, Ödemiş, ondan sonra Bursa,
öyle yol devam etti. Tabii bu arada tabii eski arkadaşlar çok var içimizde. Yol kolay değil. Sıkıntılar, problemler. 28 Şubat en ağırı. Ondan öncesi yokluk. Ne bileyim her türlü sıkıntı, her türlü dert, her türlü çile, basılmalar. Oydu buydu, harara gürere, iftiralar, gıybetler, dedikodular, yalanlar, her ne ararsanız var. Ama o arkadaşlar, kardeşler bu konuda gayretlerini, mücadelelerini esirgemediler. Her daim hep beraber biz yola devam ettik. Eksiğimiz oldu, hatamız oldu, kusurumuz oldu, yanlışlığımız oldu, bilebildiğimiz oldu, bilemediğimiz oldu. Veyahut da ne bileyim işte kendimizce içtihatta hata yaptık. Bir şeyler yaptık ettik. Cenab-ı Hak bugünlere getirdi bizi. Ama hem o bugün icazetlerini vereceğimiz kardeşler hem de diğer kardeşler emekle, çileyle, tabiri caizse tırnaklarımızı kazıya kazıya geldik. Hüseyin'in, Adnan'ın ve Cafer'in nakipliklerini Şeyh Efendi dediydi. Oğlum ver Bursa'da diye. Aslında bana dediydi, kimi nakip etmek istiyorsan onları nakip et, nakipliklerini ver dediydi. Ama Hüseyin'e, Adnan'a, Cafer'e özellikle ismen söylediydi. Hatta tören yap ver dedi. Aşure dağıt, pilav yap dedi. Ben siz geldiğinizde yapalım dedim. Hollanda'daydı. Bir türlü böyle bir nasip olmadı, denk olmadı. Aradan gene biz yılları geçirdi. Biz ara sıra böyle yapalım edelim dedik ama Cenab-ı Hak bugüneymiş nasibi. Biz dedik Muharrem ayı ehli sufinin, ehli tarikatın kendi içerisinde bir adabı. İlk 10 gün hiçbir tören yapmazlar. Hazreti Hüseyin Efendimiz ve 72 şüheda Şehid-i Kerbela'nın yasını tutarlar. İlk 10 günden sonra artık bu tip icazet törenlerini yaparlar. İcazet verilmesi gereken kimselere icazetlerini verirler. Böylece yollarına devam ederler. Biz de o adab-ı erkana riayet edelim istedik. Ve Muharrem ayında icazet verilmesi gereken kardeşlere icazet vermeyi murad ettik. İnşallah. Biraz da bir hazırlık dönemi süreci geçti. Biz 3-4 gündür Cafer, Vahit geldi mi? Evet. Cafer, Vahit'le beraber bir çalışma yaptılar. Ben onun Türkçesini hazırladıydım. Onu normalde Arapçaya çevirmek. Arapçaya çevirirken de Sufi terimlerini, lügatlarını kullanaraktan çevirmeye uğraştılar. O yüzden aslına uygun bir şey olsun, geleceğe yönelik bir şey olsun, hem de bu manada bizden sonra gelecek olan kardeşlere de bir örnek olsun istedik. Ve böylece bir icazet töreni yapalım istedik. Söz uçar, yazı kalırmış. Genel olarak dergahlarda, tekkelerde bunun hatası gördüm ben gezdiğim yerlerde. Bunun hatasını da gördüm. Yani şeyhi ona bir şey söylemiş ama yazılı bir şey vermemiş. Yazılı bir şey vermeyince işte şeyhim verdiydi, vermediydi. Şu olduydu, bu olduydu. Bu böyle şeyler dergahlarda kaynamış hep. Hep bunu gördüm, hep bunu yaşadım. Gördüm başka yerlerde de. İnşallah böyle bir şeye fırsat vermek istemiyorum kendimden sonra. Kim neyi hak ediyorsa rüyamda gördüğüm anda onun yazılı icazetini hazırlayıp ondan sonra Muharrem ayında icazetlerini vermek istiyorum. Bu konuda kendimi söylememe gerek yok. Zaman zaman zikrullah alakasında dahi bir kardeşimize bir şey verirlerse ertesi güne bırakmam, ilan ederim. Derim üzerime bir emanet gibi görürüm onu. Derim ki bu emanet zayi olmasın. Ben herkesin içerisinde ilan edeyim derim.
O yüzden ben de o sünnete uymak istiyorum. İlan etmek istiyorum. Aynı zamanda da yazılı icazetle de kimin neyi var ise benim gördüğüm, onların gördüğü, illaki benim görmem de şart değil. Ben kardeşlerin rüyalarında, hallerinde dinliyorum. Eğer onların rüyalarında, hallerinde onlara ait bir makam, onlara ait bir virt, onlara ait bir şey verildiyse onu da esirgemiyorum. Kendimce not alıyorum kenara. Onu da ezberimde tutuyorum. O yüzden ezberimde tuttuklarım da var. İnşallah Cenab-ı Hak nasip etsin. Hepsini de hazırlayıp ölmeden önce herkesin bu noktada hakkı hukuku neyse vermeyi diliyorum. Üzerimde bir hak olsun istemiyorum. Ve bu konuda da kardeşlerin emekleri de yabana gitsin istemiyorum. Söz konusu olan şey makam değil. Biz bu dergaha makam için gelmedik, mevki için gelmedik. Zakirlik nedir, nakiplik nedir, nükabbalık nedir, halifelik nedir, şeyhlik nedir bilmiyorduk. Bilmeden biz uzun müddet yolda koşuşturduk. Bilmek de istemedik. Böyle bir derdimiz olmadı. Benim olmadı. Kardeşlerimizin olmadı. O yüzden bugüne kadar olan kardeşlerin de olmadı. Şu ana kadar hiçbir kardeşimizin böyle bir derdi olmadı. Böyle bir şeysi olmadı. Ben rüyamda bunu gördüm, bana bunu verecek misin diyen de olmadı. Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorum. Bu konuda kardeşlerin içerisine makam sevdası, makam sevgisi düşmedi. Bizim yolda öyle kolay bir yol değil. Hep söylerim, hep derim. Yolumuz sıkıntılıdır, çilelidir, dertlidir. Bu derde, bu çileye, bu koşuşturmaya rağm olacak olan gelsin derim. Kolay bir yol söylemem. Tabii şimdi bugünlere geldik. Bugünlere gelirken bütün kardeşlerimiz, eşlerinden, çocuklarından, hepimiz beraber eşlerimizden, çocuklarımızdan feragat ettik. Onlar da bizden feragat ettiler. Bilhassa ben bu konuda herhalde en fazla hak yiyenlerden birisiyim. O yüzden huzurlarınızda da eş ve çocuklarımdan helallik istiyorum. Onlara belki de çok zaman ayıramadım. Onlara gerektiği kadar bir babalık yapamadım belki de. Onları bu konuda daha fazla başlarında duramadım. Onların sağında solunda duramadım. Bu taraf ağır bastı. Vazife ağır bastı. Yangın ağır bastı. Her yer yanıyor. O ağır bastı. O yüzden huzurlarınızda onlardan da af diliyorum. Onlar ne yazık ki ne bana doydular ne de ben onlara doydum. Doyamadan göçüp gideceğim bu dünyadan. Her birisi de büyüdü, serpildi. Ondan sonra bu noktada da onlar ne yazık ki kaderimiz böyleymiş. Onların da kaderi böyleymiş. Sizlerin de benden bir farkınız yok. Haftanın 3-4 günü ders var. Orada ders var, burada ders var. Siz de belki de çocuklarınızı doya doya koklayamadan, eşlerinize daha fazla zaman geçiremeden bu dünyadan göçüp gideceksiniz. Ama sufilik bu. Ben kimseyi de aldatmadım. Kimseyi kandırmadım. Kolay bir yol söylemedim. Kolay bir yol anlatmadım. O yüzden bu konuda da müşteriyim. Sizlere de kolay bir yol anlatmadım. Kolay bir şey anlatmadım. Dedim ki yol çileli. Biz Kur'an ve sünnet dairesinde durup sufiliği öyle yaşayacağız dedim. Öyle yaşarsanız sizi sıkıntısız bırakmazlar. Sizi problemsiz bırakmazlar. Sizi dertsiz bırakmazlar. Bu yola rağm olacak olan bunları görecek, bilecek, göğüsleyerekten yoluna ve hayatına devam edecek. O yüzden inşallah kardeşlerimizin bugün de o icazet muhakkak önemli. Ama bizim aramızda makam önemli değil. Hiç kimsede de önemli olmasın. Makama, mevkiye bakmadan Allah için, Allah yolunda çalışmaya gayret etsin. Rabbim de bizlere yardım etsin inşallah. Buyurun. İcazetname. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd yalnız alemlerin Rabbi Allah'a, salat ve selam Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine, onun ailesine ve ashabına ve onun sünnetine uyanlara ve sufilik yolunda gayret edenlerin üzerine olsun. Bu icazetnamenin verilme sebebi, Kur'an ve sünnet dairesinde yeryüzünü ıslah edecek
Allah dostları yetişmesine vesile olmaktır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, arz Allah'a nübüvvetin kesilmesinden şikayette bulundu. Allahü Teala senin sırtına 40 tane sıddık koyacağım. Onlardan biri ölünce yerine bir başkasını bedel kılacağım. Bu sebeple onlara bedel dediler. Allah onların ahlakını tebdil etti. Onlar arzın direkleridir. Onlar sebebiyle arz ayaktadır. Onlar sebebiyle yağmur yağar. Tirmizi. Yine Hakimül Tirmizi de Ebu Derda'nın kaydettiği bir rivayette şunu ziyade etmiştir. Onlar insanları ne çok namaz kılarak, ne çok oruç tutarak, ne de çok tesbih çekerek geçmiş değillerdir. Fakat onlar öne geçiren husus, güzel ahlak, vera ve takvadı sıdk, halis niyet, iç temizliği gibi ahlaki düsturlardır. Bunlara uyanlar Hizbullah'tır. Hizbullah olanlar kurtuluşa erecek olanlardır. Mücadele 22. Sufilik yolunda derviş, zakir, nakip, nakib-i nükabba, halife ve şeyhlik icazetleri verilmesi adaptan sayılmış. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de kabilesinin kefili ve emini anlamında onlardan İsrailoğullarından 12 nakip gönderdik şeklinde geçmektedir. Maide 12. Hadislerde de aynı manada Hazreti Peygamber'in naip ve yardımcıları konumundaki kişileri belirtmektedir. Bu minval üzerine Sufi yolunun hizmetkarı bu fakire söz konusu icazetler takdim edilmiştir. Allah'ın bir fakiri ve fukaraların hizmetçisi Mürşidi Kamil Abdullah Baba Nevşehir'i olarak diyorum ki, Bursalı Mustafa Özbağ'ı sohbet için vekillerin vekili olarak tayin ettim. Bu değerli icazeti özellikle ona ve şeyhimizin tarikatına yaptım. Allah sırrını mukaddes eylesin ve türbesini nurlandırsın. Amin. Ve ona yolumuzun usulüne uygun olarak vekillerin işlerini yerine getirmesi, kişileri ataması, dervişlere verilen sözleri yerine getirmesi ve vekillere olan engeli çözmesi için genel izin verdim. Dervişleri Mustafa Özbağ Bursavi'ye havale ettim. Şüphesiz o vekillerin vekili oldu. Yolumuza özel olan bağa gelince, İsra gecesi Cebrail aleyhisselam, Abdülmuttalib'in oğlu, Abdullah'ın oğlu olan Nebimiz Muhammed'in Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme verdi. O beyaz bir bağdır. O sahabeden 17 kişiyi vekil olarak seçmiştir. Şüphesiz benim şeyhim Hacı Mustafa Çorumi, Allahü Teala onu peygamberimizin katında salatu selam onun ve temiz pak ashabının hepsinde üzerine olsun. Onu kutlu mübarek kılsın. O da beni vekil olarak tayin etti. Ve ben şüphesiz Nevşehirli Mürşidi Kamil Abdullah Gürbüz, Bursalı Mustafa Özbağ, Kadiriye ve Rufaiye ve Nakşibendiye ve Dursukiye ve Bedeviye ve Şazeliye ve Mevleviye ve Bektaşiye ve Bayramiye hırkasını giydirdim. Beni giydiren Şeyh Çorumlu Hacı Mustafa Efendi gibi. Kadresallahu sırruhu. Teala onu da Şeyhimiz Çorumlu Ali Haydar Baba giydirdi. Onu da Şeyhimiz Çorumlu Ebu Bekir Sıddık giydirdi. Onu da Mısır'ın Tanta şehrinde oturan şerefli nesebi Hazreti Ali'nin Keremallahu Veç'e oğlu Şehit İmam Hazreti Hüseyin'e Allah ondan razı olsun dayanan Şeyhimiz Seyyid Muhammed Abdurrahim giydirdi. Bundan sonra Nakşibendi dervişlerinin hizmetkarı, Kamil, Arif, Allah yolunda Allah için kardeşimiz olan Şeyh Seyyid Hasanoğlu Mustafa kardeşimize onları Allah'ın yüce zatının tecelliyatına ve onun sıfatlarını, nurlarını müşahede için terbiye ve irşada bana icazet verip beni halife yapan Seyyid Arif Kamil Şeyh Mesud gibi ben de Seyyid Arif Kamil Şeyh Mesud oğlu Şeyh Hafız Musa Kazım Hoca Milizade Allah sırrını mukaddes ve aziz kılsın. Cehri zikirde, kalbi zikirde altı letaif üzerine ben de ona telkin ettim ve icazet verdim. Ona da Şeyh Musa Kazım icazet vermişti. Ona da Hasan Hilmi Baba, ona da Sıtkı Baba, ona da Seyyid Hacı Muhammed Milli Baba, ona da Seyyid Abdurrahman Seri Baba, ona da Şeyh Seyyid Hüseyin Baba, ona da Şeyh-i Veli Hafız Muhammed Hasara, ona da Şeyh Halil Birgivi, ona da Seyyid Muhammed Hüseyin'i,
ona da Şeyh-i Masum Faruki, ona da Şeyh Ahmet Faruki, ona da Şeyh-i Mevlana Muhammed Baki Billah, ona da Şeyh-i Hoca İmkenegi, ona da Şeyh-i Muhammed Veli Derviş, ona da Şeyh-i Muhammed Zahid, ona da Şeyh-i Ubeydullah Ahhar, ona da Şeyh-i Mevlana Yakup Kerhi, ona da Şeyh-i Alaaddin Attar, ona da Şeyh-i Hacı Nakşibendi Muhammed Bahattin, ona da Şeyh-i Emir Sinin, ona da Şeyh-i Baba Semmasi, ona da Şeyh-i Aliyur Ramitani, ona da Şeyh-i Hoca Mahmud El İncir Fahnevi, ona da Şeyh-i Hoca Arif Rivegiri, ona da Şeyh-i Abdülhalik Gücdevani, ona da Şeyh-i Ebu Yakup Hoca Yusuf, ona da Şeyh-i Ebu Ali Faramidi, ona da Şeyh-i Ebul Hasan Harkani, ona da Şeyh-i Beyazıt-i Bistami, ona da Hazreti İmam Muhammed Mehdi, ona da Hazreti İmam Hasan Askeri, ona da Hazreti İmam Ali Taki, ona da Hazreti İmam Muhammed Taki, ona da Hazreti İmam Ali Rıza, ona da Hazreti İmam Musa Kasım, ona da İmam Caferi Sadık, ona da Kasım bin Muhammed Sıddık Ekber, ona da Selman-ı Farisi, ona da hakikatlerin menbaı, inceliklerin kaynağı, zahiri ve batini tarikatların şeyhi Ebu Bekir Sıddık, Allah ondan ve Resulünün tüm ashabına razı olsun. Ona da Hazreti İmam Muhammed Bakır, ona da Hazreti İmam Ali Zeynel Abidin, ona da Kerbela şehitlerinin ve evliyalar imamı Hazreti İmam Hüseyin, ona da Resulullah'ın göz bebeği Hazreti İmam Hasan-ül Müçteba, ona da Kahhar'ın kılıcı, Allah'ın aslanı, ilim şehrinin kapısı Hazreti İmam Ali Murteza, ona da peygamberlerin imamı, asfiyaların tacı, yaratılmışların en faziletlisi Ebu Kasım Muhammed Mustafa, Allah selat ve selamı onun üzerine olsun. Ve diğerlerine ve tüm ashabın üzerine olsun, Nakşibendi saadatlarına nispet edilen Hatme-i Hacegan okumana da sana icazet verdim. Allah bize kendisini daha iyi tanımamız için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önderliğinde varisler gönderdi. Ben de Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yolunda hizmet eden mübarek kardeşimiz Şeyh Mustafa Özbağ, El Kadiriye Tarikatı'nın, El Kabbaşiye Hilafeti'nin müritlerinin terbiyesinde onlara hidayet nuru ile Allah'ın Resulü'nü yolunu göstermek için icazet verdim. Allah Resulü'nden Allah'ın selat ve selamı üzerine olsun. İtibaren devam eden bu silsile şeyhimin vasiyeti üzerinedir. Efendim Şeyh Muhammed'in babasından, Efendim Şeyh İbrahim'in babasından, Efendim Şeyh Mustafa'nın babasından, Efendim Şeyh İbrahim el-Kabbaşi, Efendim Şeyh Taha el-Abyad, Efendim Şeyh el-Battani, Efendim Şeyh Ahmet el-Mekeşefi, Efendim Şeyh Abdülbaki el-Nil, Efendim Şeyh Abdullah Vid el-Acuz, Efendim Şeyh Muhammed Mısılmi, Efendim Şeyh Defi Ala Allah Abu el-Battani, Efendim Şeyh Ahmet el-Mekeşefi, Efendim Şeyh Abdülbaki el-Nil, Efendim Şeyh Efendim Şeyh Abdülbaki el-Nil, Efendim Şeyh Abdülvahid Vidal Acuz, Efendim Şeyh Muhammed Mısılmi, Efendim Şeyh Defi Allah Ebu el-Battani, Efendim Şeyh Ahmet el-Mekeşefi, Efendim Şeyh Abdülbaki el-Nil, Efendim Şeyh Abdullah Vidal Acuz, Efendim Şeyh Muhammed Mısılmi, Efendim Şeyh Defi Allah Ebu İdris, Efendim Şeyh Abdullah el-Arkani, Efendim Şeyh Habib Allah el-Acemi, Efendim Şeyh Taceddin el-Beheri Evliya Sultanı, Efendim Şeyh Abdülkadir Geylani, Şeyhi Hakim el Ebu Said el-Mübarek el-Mazumi elinden tasavvuf yolunda hırkasını giydi. Ve o da Şeyhi Ali el-Hakari
ve o da Şeyh Ebi Faraç el Tarsusi ve o da Şeyh Abdülvahed el Teymiye, o da Şeyh Ebu Bekir el Şibli ve o da efendim her iki tarikatın efendisi Şeyh el Cüneyd el Bağdadi ve o da dayısı Şeyh el Sırrı el Sakati ve o da Şeyh Maruf el Kerhi ve o da efendim İmam Ali Rıza selamı üzerine olsun. Babasından efendim İmam Musa el Kazım, Kazım selam olsun. Babasından efendim İmam Cafer el Sadık'a selam olsun. Babasından efendim İmam el Bakır'a selam olsun. Babasından efendim İmam el Seccad Ali Zeynel Abidin'e selam olsun. Babasından Allah'ın selatı ve selamı cennet gençlerinin efendisi Resul'ün torunu üzerine olsun. Efendim İmam Ebu Abdullah el Hüseyin'e selam olsun. Müminlerin emiri iki cihanın efendisi Ali bin Ebi Talip Allah yüzünü şahit etsin. Allah ondan razı olsun ve memnun etsin. Ve kainatın efendisi varlıkların nuru efendimiz ve göz nurumuz Hazreti Peygamber Efendimiz Muhammed Allah'ın selamı bereketi onun ailesi ve tüm dostlarının üzerine olsun. Amin. Kur'an ve sünnet yolunun müntesibi, müminlerin, sufilerin hizmetkarı, Kadiriye ve Rufaiye ve Nakşibendiye ve Dusukiye ve Bedeviye ve Şazeliye ve Mevleviye ve Bektaşiye ve Bayremiye tarikatlarından icazetli, Bayındırlı Mustafa Özbağ Bursevi olarak Allah'ın ve Resul'ün yolunu insanlara öğretmek için Erdaloğlu Oktay Başaran'a nakiplik hırkasını giydirdim. Ve dahi tayin olunan kimseye elzem olan şartlar şudur. Emanetler ve amali tarikat ve eshab-ı tarikat ve ahkam-ı tarikat ve erkan-ı tarikat ve binayi tarikat ve vücubiyat-ı tarikat ve seyri lillah ve seyri fillah ve seyri Allah ve seyri meallah ve seyr lillah ve seyranillah ve seyr billah. Amali tarikat şunlardır. Estağfirullah el azim, sümme salavat, sümme tevhid ve zikrullah'tan sonra daima kazaya kalmış namazlarını kılar. Bundan sonra 2 rekat teheccüd namazı, 6 rekat evvabin namazı, 2 rekat işrak, 4 rekat duha namazı kılar. Ve dahi günlük aşağıdaki virdi çeker. 100 defa Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim ve bihamdihi estağfirullahil azim. 100 defa Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin ve sahbihi ve sellim. 1001 defa la ilahe illallah. Tevhid en az 1001 defa 70 binliğe kadar çoğaltılabilir. Okunabildiği kadar Kur'an okulur, dua edilir. Her sabah ve akşam namazından sonra dünya kelamı konuşmadan 7 kez Allahümme ecirne minenler ve yine 7 defa Hasbunallah ve ni'mel vekil. Her namazından sonra normal namaz tesbihatı 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber ve bir defa La ilahe illallah vahdehu la şerike le, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüvala külli şeyin kadir. 300 defa La ilahe illallah. Tevhid en az 300 defa 5000'e kadar çoğaltılabilir. Ve dahi ahkam-ı tarikat 6'dır. Marifet, sehavet, yakin, sıdk, tevekkül ve tefekkür. Ve dahi erkan-ı tarikat 6'dır. İlim, hilm, sabır, rıza, şükür ve ihlas. Ve binayi tarikat dahi 6'dır. Tevbe-i nasuh, teslimiyet, züht, takva, kanaat, takva ve uzlet. Vacibat-ı tarikat dahi 6'dır. İhsan, zikir, terk-i dünya, terk-i heva, haf ve şevk. Ve dahi seyrilillahi nefsi illallah mertebesidir. Seyrilillahi nefsi raziye mertebesidir. Seyranillahi nefsi marziye mertebesidir. Ve seyir billah nefsi kamiledir. Bunların miftahları kelime-i tevhid, ismi celal, hüve, hay, hak, kayyum ve kahhardır. Kur'an ve sünnet yolunun müntesibi, müminlerin, sufilerin hizmetkarı, Kadiriye ve Rufaiye ve Nakşibendiye ve Dusukiye ve Bedeviye
ve Şaziliye ve Mevleviye ve Bektaşiye ve Bayramiye tarikatlarından icazetli Bayındırlı Mustafa Özbağ Bursevi olarak Allah'ın ve Resul'ün yolunu öğretmek için Erdal oğlu Oktay Başaran'a nakiplik icazeti verdim. Nakiplik hırkasını giydirdim. 11 Ağustos 2022 13 Muharrem 1444. Allah mübarek etsin. Amin. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Huvallahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Huvallahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Huvallahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Huvallahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Huvallahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Huvallahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Huvallahu ekber. Harun kardeşimiz bugün burada değil, vazifeliydi. O yüzden gelemedi. Bizim Bayındır'da İmam Harun Akten Hoca. O yüzden onun icazetini de inşallah Nuri'ye veriyorum. Nuri de inşallah ona gittiğinde bir tekbirler okuyarak da Nuri de benim adıma orada onun icazetini versin inşallah. Allah mübarek etsin inşallah. Destur. Fale mennehu.